Hayırlı sabahlar. 28 Şubat öncesinde ve süreç boyunca çok tartıştığımız konulardan biri Yüksek Askeri Şura kararıyla ordudan yapılan ihraçlardı. Ve bu ihraçlar büyük bir ekseriyeti irtica gerekçesiyle yapılan ihraçlardı. Bir de yargı yolu kapalıydı. Yargıya gidemiyordu ihraç edilenler. En azından yargı yolunun açılması talebimizi o zaman birçok defa işledik, yazı yazdık, konuştuk vesaire. Şimdi konu tekrar gündeme geldi. O dönemdeki yaş kararlarının, yaş ihraçlarının mağdurları olan epeyce bir silahlı kuvvetler mensubumuz var. Ve Erdoğan Cumhurbaşkanı geçen hafta sözleşmeliye kadro şöleni adıyla düzenlenen bir programdaki konuşmasında yaş kararlarıyla TSK'dan ilişkiyi kesilen subay ve as subayların haklarını iade ettik dedi. Bu söze yaş sedelerden itiraz var. Doğru değil diyorlar. Ve şunu söylüyorlar, şunları ifade ediyorlar. 22 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6191 sayılı kanunla 1542 subay ve subayın hakları sivil bir kurumda SGK'lı araştırmacı olarak çalışma şeklinde düzenlendi. Haklarını iade ettiklerinden bu. Bahsi geçen kısmi hakları düzenleyen kanunun gerekçesi şöyle. Tasarıyla yaş kararıyla TSK'dan ilişiği kesilip bu kararların yargı denetiminde kapalı olması nedeniyle hukuken haklarını arayamayan kişilerin mahrum bırakıldığı hakların geri verilmesine ilişkin düzenleme yapılmaktadır. Bu düzenleme ile bir yandan hukuk devletinin gerekleri yerine getirilmeye çalışılırken, diğer yandan da devlet tarafından mağdur edildiğini düşünen kişilerin hukuk devletine olan inançlarının pekiştirilmesi amaçlanmıştır. Verilen haklar şunlar, emsalleri gibi emeklilik, emekliliği gelmeyenlere araştırmacı kadrosunda çalışma, Ayrıldıkları rütbeden kimlik kartı, pasaport ve silah ruhsatı hakları. Tekrar TSK'ya dönme bunların arasında yok mesela. Oysa Ergenekon, Balyoz gibi davaların sanıklarına geçmişe dönük mali ve özlük hakları, göreve geri dönme, rütbe ve kıdemce emsallerine eşitlenme, terfi, emsalleri rütbesinden kimlik alma ve oyak hakları eksiksiz iade edilmişti. Bunlar yaş sedeler için söz konusu değil. Şimdi yaş sedeler diyorlar ki 28 Şubatçıların kumpasına maruz kalan yaş mağduru bizlerin yukarıda emsal gösterdiğimiz askeri personele iade edilen haklardan mahrumiyetimiz devam ediyor. Geçmişe dönük mali ve özlük haklarımız. Göreve geri döndürülmüyoruz. Rütbe ve kıdemce Emsallerimize eşitlenme hakkımız verilmedi, terfi hakkımız verilmedi ve emsaller rütbesinden kimlik alma ve oyak haklarımız da iade edilmedi. Yani bizimle ilgili durum hakkın iadesi değil, bir af mahiyetinde. İnancı ve başörtüsü nedeniyle yaş kararıyla ihraç edilen 1700 subay ve as subay orduya tekrar alınmayarak, ve iade edilmesi gereken hak ve rütbeleri verilmeyerek kahraman ordumuzun üstadın ifadesiyle yağı alınmış ayran mahiyeti devam ettiriliyor. Ve şunu da söylüyorlar, iade itibar aslında kanuni düzenlemeyle olmaz. 2010 öncesinin yaş kararları yargıya açılmalı, yeniden yargılanmayı ve yargı kararıyla haklarımızın iade edilmesini istiyoruz, bekliyoruz diyorlar biz de iletmiş oluyoruz. Ve bu arada şunu da ifade edelim bitirmeden. O zaman işte 1700 civarında silahlı kuvvetler mensubu, subay ve asubay, irtica, başörtüsü ağırlıklı olarak gibi gerekçelerle ihraç edilmişlerdi. Ama sivil kurumlarda çalışabiliyorlardı. Belediyelerde çalışması sorun ediliyordu. Ama onun ötesinde hakları bir ölçüde devam ediyordu. Ama bugün şu yaşadığımız süreçte yapılan ihraçlarla sadece TSK'dan değil, diğer birçok kurumdan yapılan ihraçlarla, KHK ihraçlarıyla fersah fersah fazlası gerçekleştirildi hak gasplarının ve hem silahlı kuvvetlerden, emniyetten, Diğer kurumlardan, milli eğitimden, üniversitelerden e, yapılan ihraçlarla e, 28 Şubat öncesinde ve sonrasında yapılmak istenip de yapılamayan çok geniş kapsamlı bir tasfiye harekatı gerçekleştirildi ve o harekatın e, meydana getirdiği mağduriyetler, görülmemiş boyuttaki mağduriyetler halen bütün ağırlığıyla devam ediyor. Bunu da ifade etmiş olalım. Evet, yaş sedelerin hakları bekledikleri şekilde iade edilmediği gibi onlara bu dönemde çok daha fazla mağduriyetler eklendi. Ve bu dönemin e, uygulamaları olarak, utanç verici uygulamaları olarak e, yaşandı, kayda geçti ve bunlar da çözüm bekliyor tekrar toparlayacak olursak 28 Şubat dönemindeki yaş ihraçlarıyla sebebiyet verilen mağduriyetler o dönemin yaş sedelerinin beklediği ve istediği şekilde telafi edilmiş değil. Bu noktada Cumhurbaşkanı'nın haklarını iade ettik şeklindeki beyanı gerçeği yansıtmıyor ve o dönemde gasp edilen haklarının büyük bir kısmından hala mahrum bir şekilde hayatlarına devam ediyor bu insanlarımız. Ve bunun yanında dediğimiz gibi bu süreçte bu mağduriyetlere eklenen çok daha ağır boyutta mağduriyetler var. Ve daha önceki dönemlerin hiçbirinde yaşanmamış boyutta, ölçüde hak gaspları gerçekleştirildi ihraç edilen, KHK ile ihraç edilen insanlarımızın bütün hakları, kazanılmış hakları ellerinden alındı. Maaşları kesildi. Emeklilik, sosyal güvenlik hakları gasp edildi. Sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları gasp edildi. Özel kurumlarda bile çalışmalarına engel getirildi. Bunlar yavaş yavaş işte çok gecikmeli şekilde kaldırılmaya başlanıyor ama bunca sene yaşanan mağduriyetlerin sebebiyet verdiği sıkıntılar birçok aileyi çok büyük krizlere soktu ve bütün bu mağduriyetlerin yaşandığı ailelerde düzen bozuldu ve inanılmaz sıkıntılar yaşandı ve yaşanmaya hala da devam ediliyor. Onun için hem yaşlı dedelerin mağduriyetlerinin giderilmesi hem de bu dönemdeki KHK mağduriyetlerinin giderilmesi Türkiye'nin öncelikli en öncelikli gündemlerinden biri olmaya devam ediyor ve bu mağduriyetler giderilmediği müddetçe de Türkiye'de istenen anlamda bir huzur ve barış iklimine kavuşabilmek mümkün gözükmüyor. Temennimiz bu noktada bir an evvel gereken adımların atılması ve bu mağduriyetlere son verilmesi diyerek yayınımızı tamamlayalım. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.